Herkese merhaba arkadaşlar. Gameplay serimiz hız kesmeden devam ediyor. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Öncelikle biraz rahatsızım, hastayım. Büyük ihtimal nezle ya da soğuk algınlığı diyebilirim ama lanet bir şey. Resmen bayram böyle geçti diyebilirim. O yüzden biraz yayınlar olsun, şeyler olsun. Hani biraz aksadı. Yoksa evdeydim yani. Biz gameplay serimize de bir hikaye üzerine gittiğimiz için biraz bahsetmek isterim. Biliyorsunuz TTL'miz vardı. Yukarıda Mehmet Emmi'nin yaylası vardı. Daha doğrusu. TTL'yi verdik arkadaşlar. Jonder 51 aldık. Parayı bulduk. Modu soranlar için efsane bir mod bu arada. Full interaktif. Bu da bizim şeyde var. Birkaç eklemeler, çıkarmalar falan yapıldı. Ama normal olarak da var yani her şeyi. Işıkları falan yanıyor. Bugün aşağıda yeni aldığımız tarlayı, daha doğrusu bozmaya gideceğiz. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bozacağım. Ben kendim orayı bir şey dinlendireceğim. Bir dönem. Ondan sonra da ekeceğiz tarlamızı. Traktörümüz böyle. Şöyle göstereyim. Şimdi kapıyı örtelim biliyoruz. İşte koltuk kalk biniyor. Yan camlar açılabiliyor. Şu tepe lambası yanıyor. Böyle. Sonra sunroof açılabiliyor. Şu şey lambası yanıyor. Şöyle basabiliyorsunuz. Şu arka aydınlatma, şu ön aydınlatma. Yine burada işte koltuğu şöyle çevirebiliyorsunuz yatay sürüş yaparken. Sonra bakayım. Sinyaller var. Şu farlar. Çok aslında shuttle'ımız var. Sonra dörtlüler var. Şurada da tüm farları falan açabiliyorsunuz. Bir marş basalım isterseniz. Direksiyonu kendinize göre buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Boyutunu. İneceğiniz zaman da bak şu hemen alt şurada şöyle bir direksiyonu şey yapın. Şöyle rahat inmeniz açısından böyle inebilirsiniz mesela. Gördüğünüz gibi geri bineceğim. Üstü de açabiliyoruz, onu açacağım. Arka cam açık kalsın şu an. Yan camları da açalım. Şunu kendime çekeyim. Tamam. İnik olsun. İnik. Günlü pulluk da aldık bir tane arkadaşlar. Onu da takalım. Bunun ayağını şey yapmamız lazım. Canlar şimdi bir saniye. Ayağını kaldıralım. Şunu da kapat şimdilik burada. Engel olmasın bize. Yanımda bilen yok zaten. Yola çıkacağız canlar şimdi. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Yan camlar açık zaten. Sandıkı da açarız birazdan. Aşağı tarlaya gidip bozacağız arkadaşlar. Yaylanma falan müthiş bu arada. Onu yokuş aşağı inerken açabiliyoruz şu camı. Biraz hafif orada bir eğim vermemiz lazım. Şimdi birazdan açacağız, merak etmeyin. Yine camları falan açıp kapatınca şey oluyor. Sesler azalıyor. Tabii sesleri. Çift çeker 51-15 boru mu var? Sağ olun. Tak 3'e. Yok çok güzel. Aynaları çok iyi traktörün. RP'de muhtemelen ikinci üçüncü traktörün bu olabilir bu arada. Kayış gibi motor. Sunroof'u da kaldır. Şöyle de göstereyim size. Ünlünün 5'li pulluğu var arkamızda. Bakalım çekebilecek miyiz? Depe lambası arkadaşlar bunda varmış. Satın aldığım kişi daha doğrusu bir yerde mi, bir yere mi ne dağılmış, kırılmış, sonra yaptırmamış. Bana sen yaptırırsın dedi. Ben de dedim önemli değil, yaptırırım kral. Ayıpsın yani. Motorun süspansiyonları çok iyi.
resmen Jondere fanıymışım gibi oldu. Biraz sohbet etmek istiyorum bu konuyla ilgili. Mesela biz RP çekiyoruz ya da gameplay videoları çekiyoruz. Farming ile ilgili herhangi bir oyunumuza öyle örnek vereyim. Massey'i kullanırsam Neholland'çılar şey yapıyor. Neholland kullanırsam Massey'ciler şey yapıyor. Bu Neholland ve Massey tutkunları arasındaki bu çekişme neden abi? Neden bu marka takıntılığı var? Hani kapınızın önünde Massey var diye mi? Kapınız önünde Neholland var diye mi? Yoksa gıcıklığına mı? Bilmiyorum da. Niye bir kötüleme var ki? Ben anlamadım kral yani. Bunu konuşmak istiyorum. Mesela ben şu an Jondere'ye biniyorum. Jondere'nin bu modeli benim hoşuma gidiyor. Bu kasası. Ama Neholland'ın TT serisi hoşuma gidiyor. Ya da TD 85 Plus'lar hoşuma gidiyor. Hani TD 110'lara göre. Massey'de 285 öyle. 54 serisi öyle hoşuma gidiyor mesela. Ama sadece bunlar değil ki, başka bir sürü marka var yani. Düşünüyorum. Mesela Ford benim hoşuma gidiyor. Ben aslında bir traktör sever olarak da kasa gözüme hitap eden, çekişi iyi olan, görüntüsü iyi olan, konforu iyi olan her traktörü seviyorum aslında baktığımda. Yani bir taneyi böyle ölümüne savunmuyorum, bilmiyorum. Bence bunu niçin söyledim? Ya yani çok önemli değil. İstediğinizi savunun, istediğinizi sevin tabii ki, size kalmış. Hani ama kötülerken karşınızdaki insanı kırmayın bence. Bazen yorumlarda görüyorum. Adam 6S al demiş mesela. Ne Hollandçı gelmiş 6S'e giydireceğine. Mesela ya da alma abi 6S diyeceğine. Tutmuş o 6S al diyen adama giydirmiş. Ayıp yapmayın yani. Bir daha böyle şeyler görürsem yorumlarda. Hani birbirinize kırıcı sözlerde vesaire şeylerde. Ben de sizi engellerim yorumlarda. Bu tarz yani sizi demeyeyim. Bu tarz yorum yapanları, birbirine hakaret, saygısızlık yapanları engelleyeceğim. Haberiniz olsun. Yani sonuçta bu bir oyun. Sizlere keyifli bir içerik sunmaya çalışıyoruz. Yani sizin de daha böyle yapıcı ve sevecen, yani bir benim kitlem olduğunuzu gösterin, anladınız mı? Saygılı, anlayışlı, böyle anlaşılabilir. Size güveniyorum canlar. Bugün Jondere'deyiz. Dün TD'deydik, ondan önceki gün de Massey'deydik. Ya ben hepsini kullanırım. Başağı da severim ben. Niye Başağı neden seviyorum? Başağı teneke diyenler var mesela. Sözüm Alci'ye burada. Abi Başak birçok insanın zamanında böyle yani ekmeğini taştan çıkarttığı traktör. Onları hiç sayamayız. Geldik bu arada. Konuşurken zaman hızlı geçti ha. Vallahi zaman hızlı geçti konuşurken. Şimdi tarlamız şurası ama bu tarlanın girişi şuradandı ya. Buradan giriş yok canlar. Şöyle bir deneyeyim. Motor dördünen kalkarken zorlanıyor. Bak bak yaylanmayı görüyor musun? Tangır tungır ha. Traktörü devirmesek de ayak ayak gidiyoruz. Arkadaşlar burada yol yok. Malum. Tarlamız da orada. Bu çimlerden gidiyoruz. Şu tarla bizim tarlamız. Bak yemedi mesela, hemen tweet'e düşür. C'yi yiyor bak. C ile yedi kral. Yaylanmayı görüyor musun? Teker yan yan gidiyor bak, kaya kaya. Fark edebiliyor musunuz teker dönüş açısını? Bak. Kaya kaya. Allah burada taşlıymış ya. Şurada ortadan vuralım. Thank you.
açılarda da bir sıkıntı var. Böyle GPS var bu makinede. Kullanıyorum. Açılar da biraz sıkıntılı. Ya da şeyden, kulluktan. Bak, çap çap gidiyor teker. Ya tamam, burada düzeltmişiz. Bir oradan bir buradan. Ben böyle normalde de böyle sürüyorum. Tarlayı böyle sürmesi keyifli oluyor. Şöyle de aç aç. Şimdi bak, şöyle koltuğu da yan çevirdim biraz canlar. Daha keyifli olması açısından. Adamın burada elini ezmiyor ki. Bunu hemen battı vallahi. Oralarda bırakabiliriz, sağ taraflarda. Aa, bırakmadı lan harbiden. Niye bırakmadı? Aa, bıraktı, tamam. Bırakabiliriz normal, çünkü açıyı tam almadı. 270 alması gerekiyordu. 270 alması gerekiyordu, almadı. Yamuk girdi. Salladım, yamukluğu da olsa. Buraya kendim elle alacağım. Düzeltmek amaçlı manuel. Şu yaylanmayı kes, yaylanmayı bak. Kulluk da ağır ya, yavruyu görüyor musun? Bak bak. Bu fren senleri kilitleyeyim. Şu çok iyi ya bak. Bak bak. Çok iyi ya. Kulluğu kırmasak bari. Taşlar çok. Tam şu ortadan vuracağım canlar. Tam buradan vuracağım. Şimdi buraya normalde 90 demesi, 270 ya da 90 demesi lazım. 110 diyor bak aç. Niye böyle? Şöyle 120. Şöyle. O zaman şöyle 90 olacaktır. 90 olmaz. Tarlanın bozukluğu. Bura 110 olacak arkadaşlar. Koltuk yan dönük, keyfimiz yerinde. Ya canlar, nezleyim. Nasıl bir düzelecek bilmiyorum bu ya. Vallahi billahi. C1 iyi çekiyor. C2 de kaç çeker bakalım. C2 yemedi canlar. Bunun C1. Bunun hakkı C1. Zıplaya zıplaya. Aç şu kapağı da. Heh. Hava da gelsin biraz. Şimdi bunu değil, sağ kapağı açalım. Şu kapak açılarsın. Yalnız kapı bir şey kapatacağım. Kapağı açıyorsun ya. Aa, teybimiz de var canlar. Siz biliyor musunuz? Dur. Dur şimdi size bak, bir güzellik yapacağım. Biz niye müziğimizi açmamışız ya? Valla sorarken. Keyif budur ya. Valla. Bak şimdi. Şu lambayı kapat, kapak açık diye yanıyor. Tamam mı? Açtım canlar. Kısık biraz ses ama olsun.
Şimdi geliyor mu canlar? Şimdi gelir. Bizden güzeli yok ya. Evet, bayramda ne yaptınız anlatın bakalım. Bayram nasıl geçti? Bayramda bizim videolar biraz az izlenmiş. Demek ki herkes tatildeydi abi. Yavrum yavrum. Şöyle yapalım. Bir tık ses artıracağım. Aa, niye böyle bekledi ya canlar? Çok uzun süre bekledi. Oha, inşallah hata vermedi. Kusura bakmayın. Tamam. Şu an iyidir. Oğlum kayıyor lan, kayıyor. Tarla rampa ya aşağıya doğru. Kaya kaya gidiyoruz o yüzden. Baksana tekere. Açıyı bulamadık ki. Tarlamız da büyükmüş arkadaşlar. Manuel girdim buraya bak. Bota bağlamadım. Biz bu tokatlılar olarak tokat müziğini çok seviyoruz ya. Yalnız çamurluk çok büyük mü ne? Ya da biz ince teker mi yapmışız buna? Lastik izlemesi keyifli değil vallahi, yalan yok. Biraz da dışarıdan sürelim, gönül koymasınlar. Sesi çok olmuş ya, %20 iyidir buna bence. Gençler çok keyifli değil mi ya şu teker? Böyle daha güzel canlar. Evimizi açtık. Yüzüme püskürttün zehir sarısı, zehir sarısı. Canımı sızlattın vay vay.
gece yarısı. Yanında halt etmiş eşek arısı, kutup ayısı, çıngırdaklı yılan. Yılan çıktı sevdim, çıktı sevdim, hayda. Yanında halt etmiş eşek arısı. Canlar bu taraftan giderken motor kayıyor, rampa aşağı olduğu için. O yüzden bak şu açı oluyor, bak gördünüz mü? Düz gitse de kayıyor motor aşağı doğru bak. Koca koca başlı kobra kobra çıktı sevdim, çıktı sevdim. Neredeyse şeyi kıracağız. Aa, mesaj geldi bana. Bakın ne gelmiş. Arkadaşlar hanım yemek hazır, gel diyor. Ben bunu böyle bırakacağım, yemeğe gideceğim. Valla bitiririz sonra. Hatta şu sıraya da gideyim ya, dur. Ankara'da şeklimiz. Hatta bu buralara en son gideriz ya. Resmimiz. Ankara'da şeklimiz. Duvarlarda resmimiz. Gidek gibi. Herkesin dudağında gider olan ismimiz. Herkesin dudağında gider olan ismimiz. Bunu indirdik canlar. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Görüyoruz bunu bir yerde. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çap gidiyoruz bu arada. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Hiç isteme, vermeyeceğim. Ahuru nasıl gidiyor ama. Evet arkadaşlar, duşumuzu bir kapatayım. Heh. Şimdi canlar, kendinize iyi bakın. Ben yemeğe gideceğim, motoru böyle bırakıp sonrasında devam ederiz. Pullot da alsın ta şeyde ya. Hadi öpüyorum sizi, Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.